Milyon takipçili sayfalarda paylaşıldı, milyonlarca beğeni aldı. Arkamda görmüş olduğunuz sosyal medya gündemine oturan bina sakinleri binanın dar olmadığını, aksine daha geniş olduğunu söyledi. Bir noktadan çekmiş ama aslında binamız göründüğü gibi değil. Başta onu söyleyeyim. Bir sıkıntıları yok yani, göründüğü gibi değil. Orada bir tanesi batarız. İlçemize kurulan en büyük binalardan biri olduğunu düşünüyorum. Şahsen öyle görünüyor zaten. Zaten giriş kısmındaki üçgen biçiminde sivri bölüm cazibesini daha akıcı bir şekilde kılıyor. Mimarisi de çok iyi bence. İlçemize güzel bir yapı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir daraltma olduğunu gösterebiliyor ama içeride girince geniş olduğunu fark edeceksiniz. Yani zaten bu mimarinin eşsiz bir yapı olduğunu gösteriyor zaten. O mühendisin harikası bence. Bu son günlerde sosyal medyada meşhur olan şu bizim Yeşil Vadi apartmanda kalıyorum. Şu anda binamızda 24 daire. Şu anda 20 dairesinde insanlar yaşıyorlar. Yaşayan insanlarımız var. Bir yandan bu binanın sahipleri arasındasınız. Evet, bina daire sahibiyim. Bizim de binanın yaklaşık bir 10 tane dairesi sahipli. Yani kendileri oturuyor dairelerinde. Bir 10 tanesi de kiracılı. 4 tanesi de şu anda boş. Evet hocam. Büyük takipçili sosyal medya sayfaları tarafından paylaşıldı ve milyonlarca beğeni aldı. Ne bu? Düş binayı. Çıkma dostum. Çıktın mı? Büyük takipçili sayfalar tarafından paylaşıldı ve milyonlarca beğeni aldı. Evet. Üstüne şarkılar eklendi. Aynen. Çok bu açıdan görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii biz içinde yaşayan kişiler olarak biz biliyoruz ama tabii insanlar çok gülmüşler, eğlenmişler. Bayağı şey yapılmış, sosyal medyada yorumlar yapılmış, paylaşımlar yapılmış. Ama maalesef fotoğraf güzel bir açıdan çekilmiş, maalesef göründüğü gibi değil. Ben içinde yaşayan bir kişi olmasaydım ben de görseydim, bayağı ben de aynı şekilde bir tepki gösterirdim. Ama maalesef öyle değil tabii, bir hile gibi bir şey olmuş. Ya da fotoğraf güzel bir açıdan çekilmiş. Ama öyle değil maalesef. Dairelerimiz 105 metrekare, 110 metrekare, yani 120 metrekare civarı dairelerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, en küçük odamız bile 12 metrekare, 14 metrekare. Şu mesela şu köşede gördüğümüz mutfağı bir 12-13 metrekare mutfağı var yani. Şu uç kısımda mutfak var, o bile 13-14 metrekare falan var yani. Tabii sosyal medya öyle şekilde çıkmış, insanlar beğenmişler, paylaşılmış. Bizde de tepkiler, bizde de arkadaşlar aradılar, şey yaptılar. Bizim daire içindeki arkadaşlar da konuştular işte. Bizim dairemiz, bir apartmanımız öyle değil, böyle çıkmış falan diye biraz şakayla gücenenler olmuşlar. Ya bizim hoşumuza gitti, paylaşılsın, şey yapılsın. Sonuçta bir nevi bir reklam oluyor. Mazda'nın, Mardin'imizin bir reklamı oluyor. Bir yandan olumlu bir şekilde temsil ediyor. Aynen yani, reklamın iyisi kötüsü olamaz diyelim öyle. Öyle bir reklamımız oldu yani, bizim şikayetimiz yok. Pekala hocam. Hocam, bu binanın satımı konusunda, özellikle kira konusunda nasıl bir rağbet durumu söz konusu? Yani şu anda bile daire sahipleri, arkadaşları arayan insanlar var. Belki şu anda belki 10 kişi sürekli her gün arıyorlar, daire boşaldı mı, orada yer boşaldı mı, beni unutmayın falan diye. Evet, rağbet çok yani, söyle söyleyeyim yani. Çok iyi bir reklam oldu. Bina sahipleri istese bile böyle reklam yapamazdı. Meşhur oldu bizim binamız yani, artık herhalde bir gün satsak bir fazla bir fiyat isteriz mutlaka. Sonuçta meşhur bir bina. Pekala hocam. Son olarak toparlamak gerekirse mikrofonumuza neler söylersiniz? Yani bu şekilde çıkması güzel olmuş. Başta fotoğrafı çeken arkadaşı tebrik etmek lazım. Güzel bir açıdan çekmiş. Niyet ettiği şeyi tam olarak yakalamış, öyle söyleyeyim. Yani tam istediği gibi olmuş. Beğenilmiş demek ki insanlar, açısı güzel olmuş. Aslında vermek istediğim mesaj yerine ulaştı diyorsunuz. Peki o da böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bu da kesinlikle düşünmemiştim yani ama...
İnsanlar demek ki bu zor zamanlarda biraz insanlar güldürmüş, biraz kafalarını dağıtmış diyelim. Bu pandemi sıkıntıları, bu stresi falan. İyi olmuş diyelim yani, öyle bir güzel bir... Pekala hocam, çok teşekkür ederim.